Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun raporuna göre 6 milyon genç işsiz var. Üstelik bunların 4 milyon 700 bini artık iş aramıyor. Konuyu değerlendiren uzmanlar bu durumu umudun yitirilmiş olmasına bağlıyor. Tekstilde çalıştığım oldu. Başka diğer işlerde çalıştığım oldu. Hani onlarda da geçinmek zor. Çalışan adama her yerde iş var. Vatandaşın görüşü farklı ama konuyu değerlendiren ekonomistler Türkiye'de gençlerin iş bulma olanaklarının gittikçe azaldığı konusunda hemfikir. Eskiden banka veznelerinde kim çalışırdı? Lise mezunları çalışırdı. Bugün üniversite mezunları bankada veznedar olabilmek için birbirlerinin üzerine çıkıyorlar. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanarak ülkemizdeki 15-29 yaş grubu arası gençlerde araştırma yaptı. Buna göre Türkiye'de 6 milyon genç işsiz. Fiili işsizlik oranı gençler arasında %31.3'tür ve Avrupa'nın en büyük işsizlik oranıdır. Konfederasyonun raporuna göre bu 6 milyon kişinin 4 milyon 700 bini artık iş dahi aramıyor. Yani iş umudunu yitirmiş. Yani Türkiye ekonomisi genç nüfusuna dayanacak. Bununla birlikte büyüyecek diyen politika bugün itibariyle çökmüş durumda. Çünkü o gençlerin artık çalışmaktan ümidi kesilmiş durumda. Biz 80 başvuru yapmışımdır net olarak. Bunlardan toplam 12 veya 13 tanesiyle görüşmüşümdür. Onlardan ancak birisiyle anlaşabildik. İşsizlik oranı kadınlarda daha fazla. Verilere göre en az 3,5 milyon genç kadın işsiz. Kadının toplumsal statüsünü değiştirilmesi gerekiyor. Yani bunun üzerine çalışma gerekiyor. Bu da bir dünden bugüne, bugünden yarın olacak işler değil. Peki işsizlik oranları niçin düşürülemiyor? Türkiye istihdam yaratamıyor. Çünkü ara malı ve ham maddeyi üretimde kullandığı %70 oranında dışarıdan ithal ediyor. İşsizler ordusunun büyük bir bölümünü üniversite mezunları oluşturuyor. Bu da konuyu değerlendiren uzmanlara göre planlama eksikliğini açıkça ortaya çıkarıyor. Siz mesela iktisadi idari bilimlerden 1 milyon kişi mezun etmişsiniz bugüne kadar. Sektörün ihtiyacı 30 bin kişi. Ne yapacaksınız bu 970 bin kişiyi? Mecburen işsiz geziyorlar. Enerji Bakanı Taner Yıldız düşen petrol fiyatlarının iç piyasaya yansıyacağını söyledi ve Türkiye'nin petrol faturasının 13 milyar dolar düşebileceğini kaydetti.